Evet, yeni zırhımızı aldık. Yeni zırhımız ambush success chance veriyor, hem de %20 pusu atma olasılığı veriyor. Pasif yeteneğimiz olarak da etrafımızdakilere -4 liderlik, -9 da yakın dövüş defansı şey yapıyor. Bence bayağı etkili. 5000 de oradan hazine aldık. Evet, Sineç'e zırhını giydirelim. Ha, giymiş zaten. Sineç'in bir de kılıcı var bu sırada. Bir dakika. World of Weeping Blades. Yalnız bu hala gelmedi. Bunun quest'i de gelmedi, işin ilginç kısmı. Direkt mi açılıyor? Aa, varmış. Açıkmış, ben kullanmıyormuşum. Hay ağzıması için. Çünkü çok kuvvetli bir şey bu. Vallahi kendi ağzıma sıçayım. Çok önemli bir şeyi kullanmıyormuşum. Şu an çok utandım. Çok önemli bir kılıçtı çünkü. Ona ben de diyorum, niye bir türlü quest'i gelmiyor onun? Zaten açıkmış. Tam bir yakın dövüş katili haline geldi yani Snitch şu an. Aslında ordusu çok boktan ya. Biraz yiyecekten feragat edebilirim. Yiyecek zaten çok kötü gidiyor da. Biraz feragat etsem sanki döndürebiliriz savaşı deneyerek. Deneyelim. Deneyelim. Bomba atan Skaven'ımız yok mu? Daha eklemedim birliklere. Şimdi o anasım vardı. Şu an sadece sıçanlarla oynuyorum. Sıçanlara gelene kadar o kadar daha güzel ırklar var ki. Enis duymasın, öldürür bizi. Gerçekten hani daha çok beğendiğim bir sürü ırk var aslında. Aleykümselam. Tabii ki sorabilirsin. Bak, bir tane bombacımız var mesela. Poison Wing Globe diyoruz bu ama. Evet, etkilidir yani. Runner'ları kenara. Gutter Runner'ları diğer kenara. Bunlar gir çık yapacak falan filan. Sapanlılar ortada kalsın. Bombardier'lar da öyle. Arkalarına da birlikleri ekleyelim. Ha, bu da Warlock mu? Eğer Warlock'sa geçmişler olsun düşmana. Evet. Bu da tepeden yıldırım indiriyor. Karşının sayıca yoğunlaştığı her yerde mahvederim şu an karşıyı. Yani en büyük şeyimiz bu olacak. Karşısı sayıca yoğunlaşırsa kazandık. Yoğunlaşmasa kaybederiz. Company of Heroes 2 Steam'de tekli oynama gösteriyor. MP oynanılmıyor mu? Oynanıyor. Bomba dediğin anda içim gitti. Bombacılarımız var, var. Poison Wind Globadius. Ya bu ordunun düzeninin dağılmaması lazım. Benim için şu an tek önemli olan unsur o. Hepsi yoğunlaşsın, buraya gelsinler oluk gibi. Hem arkadan çevireceğim, hem de büyüleri kullanarak mahvedeceğim. Başka türlü de kazanamayız zaten bu savaşı. Çok kalabalıklar çünkü. Kalabalıklık normalde benim olayım. Düşman şu an benden daha kalabalık. Handikaptayız. Düşmanın lideri de muhtemelen yakın dövüşçüdür. Benimkinin öyle bir özelliği yok. Benimki büyücü. Büyücüler yakın dövüşte daha da şey oluyor zaten. Sönük. İlerleyin bakalım. İyi, bomba etkiledi onları. Şimdi taşları kullanma vakti. Bir de yıldırım. Öf, güzel başlangıç. Bu kanadım için iyi şeyler olmuyor yalnız. Bu büyülerin kullanım süreleri biraz sıkıntı işte. Neyse, kaçanlar var aralardan.
Şunları bombaladığım için zehirleniyorlar, kaçabilirler. Kanatlardan okçu bonusuyla biraz rahatlatabilirim ama gördüğünüz gibi yani çok da etkisi olmadı. Yoğun oldukları yerler burası. Bu kanat kırıldı. Tamam, bombala bombala ne bulursan. Burayı etrafını dört bir yandan çevirdikleri için şey yapıyorlar. Yok, kaybedeceğiz. Dört bir yandan etrafımı çeviriyor yani adamlar. Burada hayatta kalmamız çok zor bu opsiyonda. Sağ ol Koray. Ya büyüyle falan yıpratmaya çabalasam da bana daha fazlası lazım. Daha yıpratıcı. Aslında bombardiyerler yaşamalı ya. Okçular bakayım şuraya alsın. Bunlar hayatta kalırsa. Arkalarından ünite çıkartıp duruyorum moralleri kırılsın diye de. Benimkileri hafifçe ittiklerinde benimkiler kırılıyor daha ziyade. Ve gördüğünüz gibi en basit ünitesi bile herifin şu an bana dayak atıyor bir düzü. Neyse dur bir Ashen Clan Stone'u bir daha deneyelim. Aa lider kaçıyor. Neyse iyi zarar verdik ya. Ne yapalım? Nerede kill kill? Aslında karşı kaçırabilecek şeyimiz var hala ha, biliyor musun? Opsiyonumuz. Şaşırtıcı derecede hani savaşın benim lehime dönebilme olasılığı var. Çok zor ama zor ya zor. Ünite olarak çok şeyler iyi durumdalar benden. Lider kaçtığı takdirde zaten şey yapamayız. Başka nerelerde bildiklerim var benim. Vallahi hayattalar. Aslanlarım benim. Kaçın bakayım şöyle ormanın içine. Sizi orada hayatta tutmaya çalışacağız. Siz burada bir birlik halinde ilerleyin. Düşman liderini öldürebilsem çok işime gelecek. Hadi patlat onları. Çok iyi. Bir birliği daha kırdık. Bir şeyler daha geliyor yalnız. Büyücünün alabileceğini bilsem hani biraz daha yakın dövüşte iyi bir lider olsa çok işime yarayacak da. Vur 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 vur. Aynen Gevura vurur gibi. Vur vur vur. Free victory geliyor. Hazır mıyız?
Free in free. Aslında komik. 472 kayıp yemişim ama neredeyse ölüyor gibiydik. Karşısı ise 1327 kayıp yemiş anasını satayım. Ama ben kaybediyordum işte şu durumda yani. Sırf sayıdan kaybediyormuşuz. Başka bir şey değil yani. Herifin sayısı çok fazlaydı. Etrafımızı çok donattılar. Muhteşem bir galibiyet bence. Tabii şu ikinci ordu diyor ki bok kazanırsın. Haklı da olabilir yani. Şimdi onlara da tehdit yaratacağız. Onların da kaçışı yok. Geliyoruz bir yandan da. Snitch burada tam gaz. Kaleye yetişemez ama bir turu daha olsaydı Koper'in iyiydi ya. Koper sur edinecekti bir tur daha hayatta kalabilse. O şehir işime yarayacak ama işte. Hala ana görevim var, onu yapamadım. 1000 altın çalabiliyorum bir yerden. Ensileri alabiliyorum. Teknoloji çalma. Teknoloji çalmaya devam bence ya. Teknolojim devam etsin yani. 5 tur 5 tur diye diye. Teknolojiyi biraz hızlandırmak önemli. Herif level de atlıyor her seferinde. Yani taş attım, kolum yoruldu, alt tarafı gönderiyorum. Kazandırıyor, geliyor. Bombacılara 94 kill. Tamamdır, görüşürüz. İlk kez kayıp deyip dönmesi, aynen. Çok olası durmuyordu ama. Arkan ne istiyor? Ya yok artık ebesinin örekesi. Awaken'da da saldırmam. Bu ne lan, ona saldır, buna saldır. Oo. Yani orduların birçoğu yaralı ama yine deneyebiliriz şansımız. Zor. Bu sefer iki tane lider var. Yani hadi orduyu siktir ettim. İki tane lider var. O çok zor. İki lideri temizlemem çok zor. Çünkü bendeki lider şey değil. Yakın dövüşçü değil. Büyücü. Karşı taraftakiler Bretonya Şövalyesi. Bretonya Şövalyesi her türlü yakın dövüşte büyücümü alır. Bir kumarım var ama. Güzel oldu. Şimdi ana ordu karşıdan gelmesine karşın daha önce dayak attığımız ordu buradan geliyor. Onun avantajını bir kullanalım. Ana orduyu buraya dizelim. Globadier'lar arkada, kaçışı yasak. Globadier'lar geçen sefer arkadan çok iyi iş yaptı çünkü. Orada kullanacağız. Buna beyin mi yakacağız? Bu döner gibi durmuyor ama sen bilirsin. Hani yakmak istiyorsan. Bence bütün okçu gücümü buraya vermeliyim. Öldü say o lideri. Canı yok. Vur onu ölsün. Kaçarken de ateş edebiliyorum. O yüzden düşmanın şansı az yani. Oh, çok kötü bir hamle. Oradan saldırı yiyor olmam. Walk like me. Guide us onwards.
Runners. Now, ready now. Night Runners. Retreat, retreat. Kanatlarım kırılıyor. Kanatlarım kırıldı, uçamadım anne. Ya şu kanadı oynamam lazım. O kanadın tutması. Burası çökecek de orası tutsun. Şurayı da bombalıyorum bir yandan. Okçularla da buraya odaklanacağım. En yoğun oldukları bölge burası. Burayı ne kadar yıpratırsam işime o kadar gelir. Ne kadar azaltırsam senin için ordusu o kadar az kayıp yer. Devam. Lider biraz hayatta kalsın yalnız. Lider ölürse kötü olur. Globadier'lar da kaçsın. Çünkü onların da etkisi çok fazla aslında. Düşmanı bayağı bir yıpratıyorlar. Ama yok yani. Bayağı sayıca azız bu sefer. Son dakika dönecek gibi değil sayı. Karşının 1009 adamı var hala hayatta yani. 10-15 kere daha büyü atsam anca belki. Düşman lideri önemliydi ama onu da öldüremedik. Şu eşin warp stone'u yaptım belki bir halta yarar diye de ipni direkt menzilinden çıktı. Kendi üzerime bile büyü atıyorum. Daha ne yapmamı bekliyorsun? Son sıçana kadar dövüşüyoruz yani. Bombalayın şu ipneleri hadi. Bomba bayağı çünkü yıpratıyor düşmanı. At bombayı anam, at. Formasyonuna sıçacağım, at artık. Öf, bomba mahvediyor ya. Lider ayakta duracak gibi değil. Liderlerini yıpratıyoruz ama yetecek mi? Hadi yavrum bombalayın. Onlar dövüşsün, siz bombalayın. Şöyle kaç bakayım. Kalmadı, askerim kalmadı ya. Gir çık gir çık yapar ama bayağı da öldürdük yani. Gerçekten bayağı öldürdük düşmanı. Baksana 900 küsür kişi ölmüş ya. 997 kişi ölmüş. Bence bayağı iyi. Bunu da yapan garnizon birliği yani. Benim için iyi. Yağmaladı büyük ihtimalle kaleye aynı. İstediği kadar yağmalasın.
Dönülmez akşamın son ufku kapısında herifin. Snitch tarafından dağıtıldınız, geçmiş olsun. Sıfır kayıp hem de. Evlerin ağzına sıçtım. Biraz şey yavaş. Gidebildiğimiz mesafe yavaş. Onu da arttırırsak tam olacak. Neyse, kalelerini de kuşatalım. Oo, kale bayağı kalabalık. Dışarı çıkarsa geri çekeceğim de. Çıkmazsa o kaleyi de alırız. Çıkarsa da Snitch'le. Snitch biliyorsunuz kuşatırken içeridekilerin canlarını bitirdiği için takır takır Snitch'le orayı kuşatacağız. Oo, arkadan geldi. Geçik. Get out of my way. Kuşatınca hastalık yaymıyor. Öyle bir şey yok. Şey var. Sadece Snitch kuşattığı zaman savunanlar sayıca ölmeye başlıyor. Bir tek Snitch yapabiliyor bunu. Şöyle bir şey var. Ben bu orduyu pusuyla böyle yerim. Bir de güzel kuşatırım. 5-10 mu? Allah Allah. Ne kadar çok sürüyor. Growth 2 veriyor büyüme. Binalardan %20 gelir. Skaven yozlaşması falan filan. Pusuya bonus veriyor. Ordunun yenileme artı 10. Skaven Slave'ler %33 ucuz. Skaven Slave kullanmıyorum zaten. Şu an en mantıklısı. Şu da bayağı iyi. Çok kuvvetli olacak ya bu ikinci lider. İçime sindi yani herifin durumu. Bu sırada bir ordu daha yapabilirim aslında ya. Bir ordu daha yapıp hatta şeye bile salabilirim onu. Denizlere salıp şey kovalattırabilirim. Hazine kovalattırabilirim. Çok sıkıntı olmaz. Aslında bir dakika, eşin birliklerini yapalım. Eşin birlikleri daha kuvvetli zaten ya. Stormvermin'in oranla daha iyiler bence. Yap eşin birliklerini gitsin. Biraz paradan feragat edeceğim karşılığında. Serseri. Basarız. Loba diye niye basmayayım? Basarım ya. Look for relics. Hadi bakayım. Barış mı istiyorsun? Yok. Oş yaş. Yavaş oğlum, yerler yaş. Geldim. Neredesin hiç? 5 tur. 5 turda bu kalenin ne ıncığı kalır ne cıncığı. Geçmiş olsun. Şu ikinci orduyu geri çekiyorum. Çünkü asayişin durumu iyi değil. Asayiş kendini toplayasıya. Biraz sıkıntı çekebilirim. Parayı çok yemişiz. Para kalmadı. Pestilence'a saldırmamı istiyor. Bak, Pestilence'a saldırırım. Pestilence'dan adam çalabilirim. Pestilence gerçi yemek üretimini mahvediyormuş lan Pestilence. Pestilence da Seeker'a saldırmak istiyor. Pestilence'a saldır. Sıkıntı değil. Seeker aslında Seeker'a da şey yapabilirim ya. Ne bileyim. Bunlar biraz problem olacak gibi. Pestilence de iyice üretimini etkilediği için aslında problem. Neyse.
Globadier şey var. Poison Wind Bombardier'lar var. Onlardan basabilirim. Bunlarda ana görev şeyin Gece Lord'unun sana verdiği görevleri tamamlamak. Ben daha hala yollamadım gerçi görevi ama 20 yiyecek yiyor. Bir de Snitch'i yollamam gerekiyor. O yüzden şu an için bölgeyi bir stabil hale getireyim. Ondan sonra giderim yani. Benim için acele bir şeyi yok buranın. O görevin. Şu. Gece Lord'unun şeyleri var, görevleri var. 20 yiyecek götürüyor. Yiyeceğim zaten yok. Yiyecek yok harbiden. Birileri çalsa iyi olur ya. Kimden çalalım? Çal bakayım. 5 yiyecek, 5 yiyecektir. En azından kaybım azalıyor. De level atlıyor tabii ki. Görevler ne getiriyor Kaan? İşte adım adım senaryonun sonuna doğru götürüyor beni. Kontratları şimdilik siktir et. Parayı yedik. Biraz denizlere açılıp hazine görevlerini yapalım şu para kazanmak için. Yenemez miyiz ya böyle? Ben yenebileceğimi düşünüyorum. Çözünürlük bende mi kötü yoksa yayınla mı alakalı? Sen 720p izliyorsun, ben 2K'da oynuyorum. Problem orada. Kuyuk adamdır, Pestilence'a koyayım. Eşin varken bence diğerleri acayip şey de. Keyifsiz de. Eşin fazlasıyla şeyi alıyor ya. For the Vermintide. Tamamen görünmez bir ordu olmanın da böyle bir problemi var. Karşı taraf beni görmediği için saldırıya gelmiyor. Mesela şu Ashen Clan Stone'u falan kullanırız. Şu çok tehlikeli bir birlik. En güçlü birliği ortada, merkezde. Onun canını biraz indirelim. Gördüğünüz gibi çatır çatır iniyor. %25 falan indi herhalde canı. Belki hani %20 diyelim hadi. Ama indi bayağı. Birlikler kendini gizleyerek de saldırabiliyor bu sırada. Sen ne kadar iyi bir saldırıyorsun. 55. Daha iyi gibi düşmanım diyeceğim. Yok, düşman kuvvetliymiş. Kaçanları kovalayacağına şu merkezi falan halledelim. Kaçanlarım var. Senin niye moralin düşüyor? Sana. Gizleyelim öyle saldırsın. Bakacağım birazdan. Sorunu. Tamam, bunlar kırıldı.
Tüfekliler biraz can sıktı ya. De lideri benden bayağı iyi. Yakın dövüşe giremiyorum. Sırf o yüzden ibneliğine kanatlarını düşürmeye çalışacağım. Full odak. Şu eşin stone'u kullanma fırsatım olur. Gizlenerek saldırın. Şu yorgunlukları gitsin. Skaven'ı sevmiyorum. Oynadığım oynamıyorum. Snitch'i de Skaven'ları sever mi? Sevebilir. Snitch'i ben bile sevdim ki ben de Skaven'ları sevmem yani. Herif büyücü ama yakın dövüş fazla kuvvetli. Zırh deliciliği var. Yine de belki. Bir ihtimal. Kim gizlenebiliyor? Sen gizlenebiliyorsan sen gel. Gizlenerek saldırın hepiniz. Hadi kırılıyor. Güzel. Ne videosu oğlum? Greenland İsviçre Güney Afrika. Beni bu yerlere gitmek isterim demiş. Güzel tercihler evet. Konuyu unutmuştum. Bir an dedim ne diyor bu adam? Dünya seyahatine çıksanız gideceğiniz ilk 3 yer. Konu bu. Benim gibi unutan varsa diye hatırlatmakta fayda var bence. Güzel kuyruk silahı da ekledik. Şimdi daha da kuvvetli olur. Mortarlar burada. Death Globe Bombardier'lar da burada. 6000 istiyormuş ama. Eğer basabileceğim başka bir şey yoksa basayım. Çünkü çok pahalı. Şunu bassak daha iyi şu an. Şu da çok işime gelecek. Hem yiyecek üretimini arttıracak hem büyümeyi arttıracak. Oranın 5 turu vardı zaten. Geç. Şarkı molası demiş. Öyle bir dünya yok. Dünya turuna çıksaydım gireceğim ilk 3 yeri Pekin, özellikle yasak şehir Seul, Tokyo, hatta Bangkok'a kadar yolu var. Bangkok tehlikeli ya. Doğrular lan bir hamlede şeyi, arkanın ordusunu. Gözümün önünde pat dedi indi. 400 puan harcıyorum, bu nasıl yayıncı? Açıklamaları okumuyorsun, yayıncı da değil problem sende. Şunu da içeriye sokalım. Az biraz para var aslında, buraya bir şeyler daha ekleyebiliriz. Belki Clan Red falan. Evet. Biraz Clan Red koyalım buraya ya. Sayıca biraz şey yapsın. Çok gözüksün. Sayı kazanımlarını sağlar bana. Öylelikle hazine savaşlarında bile işime yarayacaktır yani. Asayiş.
Bence şunu alalım artık ya. %10 ilerleme önemli yani. Çok yavaş ilerliyor birlikler. Takılınmayacak gibi değil. Şuraya da sanırım bir turda falan. Aynen. Bir turda gideceğiz. Başka görev. Görev. Morse'u casusla. Olabilir. Bu da Sorcerer'ı göndermek istemiyorum. Büyücü şeyin Snitch'in ordusunda. Snitch şu an savaşa hazırlanıyor. Yani onu gönderirsem işime gelmez. Karus. Mulder'dan kontrat gelmiş. Aslında Mulder'ın ağzına sıçtım galiba en son. Yo, Pestilence'ın ağzına sıçmışız. Pestilence'ı biraz düzeltebiliriz. Çok yiyecek götürüyor Pestilence'ın çünkü bende. Ha, o da Seekrer'a mı istiyor? Evet, Seekrer'a istiyor. Hepsinin bir derdi var arkadaş. Tamamlandı mı? Tamamlandı. Sırf zevkine bence biraz uzatabilirim ya. Ha, bir tur sürüyor. Çok iyi. Tamam. İçeridekiler biraz daha erisin. Taş attım, elim mi yoruldu? İçeride çatır çatır eriyorlar. Yalnız bu bölgede acayip bir vampir şeyi var. Etkisi var Arkan yüzünden. Ben burayı Skaven'laştırana kadar Arkan'ın etkisi burayı biraz şey yapacak gibi. Kötü yola sokacak gibi. Asayişimi kötü etkileyecek. Yayıyor pezeren şeyden. Hah. Bak çok iyi oldu şimdi bu. Ah siktir. Pestilence'ın şeyi gitti. Hiçbir şey olsun Pestilence. Morse'la aramı indiriyorsun. Mulder'ı arttırıyor. Gerek yok. Sana şu SS'ini yollayalım. Hem para aldım hem Seekrer'la aram arttı. Güzel. Sen ne durumdasın? Neredeyse tamamlandım. Malice'ın birlikleri burada geziyor. Black Ark'ı burada. Geri gelin bakalım. Gelişimlere devam. Kuşatalım artık. Bundan sonra da yani bu savaştan sonra da Surviving the Aftermath'e geçebilirim. Mis gibi bir devam olur. Onda da bayağı bitmek üzereydi galiba durumumuz ama olsun. Evet, bitmekten kastım kendine yeter bir koloni olmak üzereydi. 5 ne biraderi? Güzel. Bu daha olası. Death Runner'ların hepsini kuşatma kulelerine verelim. Tamam. Aslında şeylere gerek yok. Bir dakika. Slinger'ları, Milinger'ları hep atmak istiyorum bunun ordusundan. Bu son savaşı bunların. Onları atacağım yani. Yeter. Saçma sapan herifleri tutuyorum. Slinger'lardan bir halt olacağı yok. Gereksiz şey yapıyorum şu an onları. Besliyorum. Çok daha iyileri var yani bunların. Şu Gutter Runner Slinger'ları falan alsam daha iyi aslında. Orduya bak, herkes yarı canlı. Onlar pahalı şu an için. Öyle bir hesabım yok da. Kapı çevresinde biraz daha canlarını götüreyim, tam olsun. Sura etkilemiyor ama gördüğüm kadarıyla. Aynen.
Snitch gel, büyücü gel, triadlar gelin. Kılıçlılar yürüyün. Mis gibi ya. Şu Death Runner'lara bayıldım. Vallahi bayıldım. Herifler mahvediyor bu düşmanı. Death Master Snitch. Bu da yeni kılıcının verdiği Vortex etkisi. Kendi etrafında yapıyor bunu anladığım kadarıyla. Kılıçlarıyla bir Vortex yaratıyor. Lizardman mıymışım? Benim niye haberim yok lan Lizardman olduğumda? Triadlar da bayağı iyi üniteler. Bunların da zırt delici güçleri var. Anti dev diye geçiyor. Çok deve karşı etkili görmedim onları ama atlılara karşı iyiler. Elde ne varsa olur diyorsun. Snitch'i bir aşağı indir, bir yine kılıcını denemek istiyorum ben. Merak ettim çünkü durumunu. Kırın artık şu kapıyı bir zahmet ya. Give me orders. Dene bakalım. Şu yeşil bulut fena değilmiş. Şu an kılıcını ve şeyini almış durumdayız Snitch'in. Snitch bayağı iyi, kuvvetli duruyor. Stat olarak güzel yani. Kırıldı mı kapı? Girin içeri. Doğradık bütün Bretonları Arabi'den. Of, Snitch 120 öldürmüş. Nightrunner'lar, pardon Deathrunner'lar 122, 182 mis gibi. Karşı üniteleri de patatesmiş zaten. İyi ki de şu evrede dalmışız. İlerleyen evrede Breton orduları inanılmaz güçlü bireyler haline geliyorlar. İzin vermeden patates ettik herifin. Tamam, bu bölgeyi almak istiyorsak daha arkanın toprakları var yalnız.
tamamlanmış değil durumumuz. Bonuslarını da alalım. İyice ne yakın dövüşte de hemen ölmeyecek bir büyücüm olsun. Bazen gözümden kaçıyor. Büyücü ölüyor. Üzülüyorum ondan sonra. Tamam. Evet, durum